Arkadaşlar merhabalar. Bugün bir tanem hanımla bir tanem Can Danerle yayınımız var. Birazdan kendisini yayına ekleyeceğim. Bir tanem hanım bekliyoruz. Yayın. Evet, bağlandı. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sesim geliyor mu? Sesli bir problem var mı? Geliyor. Tamam. Siz Geliyor. de Sesiniz geliyor. tamam, görüntüsü süper. Çok güzel. Geliyor mu benim de sesim? Sizin sesiniz geliyor. Şu anda bir sıkıntı yok. Tamam. Yani ben duyabiliyorum. Yayından duyabiliyorlarsa bir problem yok demektir. Aynen öyle. Aynen, ben de açtım sesi. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür Çok. ediyorum. Kırmadınız beni. Ne demek? Rica ederim, memnuniyetle. Biraz bu pandemi dönemi sıkıcı geçiyor ama nasılsa artık böyle sistemler olduğu için teknik anlamda Evet. rahatlıyoruz, iyiyiz yani. Benim gördüğüm bu dönemi en eğlenceli geçiren sizsiniz galiba. Ya kesinlikle sen misin? Yani mecburen öyle olmak zorunda. Çünkü başka türlü başa çıkamıyoruz biliyorsunuz. Çok Evet. zor dönemlerden geçiyoruz. Herkes öyle ülke olarak vesaire vesaire. Tamam, öyle Ben kalsın. duyuluyor muyum? Ben biraz kalabalığım ya. Ben çok. Köpekler, çocuk, hayır. Köpekler, çocuklar. Yani onları da sorun değil. Onlarla da konuşuruz. Çok teşekkür ederiz. Kalsın. Böyle sürekli bir müdahale halindeyim. Kusura bakmayın, ne olur. Allah yayın sizin dilediğiniz şekilde. Tamam yavrum, bırak sen. Biz bir yerleşelim de önce. Tabii. Tamam, biz hazırız hazırız. Siz merak etmeyin. Tamam. Bir saniye. Benim şunu da şuradan kontrol altına alırsam. Tamam, bir saniye. Evet. Evet. Ben Nereden başlayayım? hazırım. Artık hazırım. Tamam. Çok güzel. Öncelikle yani gelen mesaj sayısından sizinle çok böyle bir yani yayın duyurusunu yaptıktan sonra gelen mesajlardan çok büyük talep, çok büyük bir memnuniyet duyuldum. Çok Onu teşekkür söyleyeyim. ederim. Yani abartısız söylüyorum. Gelen mesaj 50-60 tane mesaj gelmiştir bu şekilde. Ay, Çok çok güzel teşekkür. haber şeklinde. Size de yine aynı şekilde gelmiştir ve gönderi yaptınız. Gönderinin de yani beğeni ve yorum sayısına falan baktığınızda hakikaten çok beğeniliyorsunuz, seviliyorsunuz ve bunu da hak ettiğinizi düşünüyorum. Estağfurullah, rica ederim. Çok teşekkür ederim. Elimizden geleni yapıyoruz, layık olmaya çalışıyoruz. Ne diyeyim? Ama bu mesleği sevenler, ilgilenenlerle gerçekten bir bağ kurduk. Bu sosyal medyada sağ olsun inanılmaz ilgi olduğunu görüyoruz. Zaten öyle olanlarla bir arada oluyoruz. Sorularına cevap vermeye çalışıyoruz. Evet, İlgileniyorlar sağ olsun. sosyal medya biraz ulaşılmaz denileni ulaşılır kıldığı için ve sizler de onların bu ilgilerini teveccüh ettiniz. Yani teveccühünüze karşılık veriyorsunuz. Seviliyorsunuz haliyle. Ulaşılmazları ulaşılır kıldığı için çok güzel hakikaten. Bu yayında da aslında sizinle alakalı benim ve özellikle de hani takipçilerimizin merak ettiği şeyler var. Ben onlarla alakalı sorular hazırladım. Yani uzun geçmesini bekliyorum. Çok güzel
teşekkür Geçer ederim. geçer. Geçer. İstediğimiz gibi olur. Dedim kesinlikle. Ben şimdi mesela seslendirdiğiniz aktrislere falan bir göz atayım dedim. İşte Scarlett Johansson, Jessica Alba, Beyoncé, Kate Beckinsale, işte Karayip Korsanları'nda Elizabeth Swann, King Kong'da işte Naomi Watts, bunları seslendirmişsiniz. Ve özellikle zaten takipçilerimiz işte Talia Rosalind'i seslendirmişsiniz. O zaten sizin, hani bir nevi üstünüze yapıştı artık o. İşte Titanic'teki Rose seslendirmesi. Takipçiler bilirler mi bilmiyorum. Daha evvel paylaşmıştım. Siz çocuk yaşta biraz da başladınız tabii seslendirmeye. Ve ızdırap çocuklarında Burçin Terzioğlu'nu da seslendirmiştiniz. Evet. Ben çok küçük yaşta yerli filmlerle başladım bu işe. 7 yaşında İstanbul Radyosu ile başladım. Daha sonra da TRT İstanbul Televizyonu'na hocalarımız bizi götürdü. Orayla devam ettik. İlk orijinal işlerle, orijinal filmlerle ben yerli filmlerle başladım ben seslendirmeye. O yüzden de yani o yaştaki bütün o Yeşilçam filmlerinde küçük küçük evetleri, hayırları bizler, benim jenerasyonumdaki arkadaşlarım söylüyordu. Elif'im de geldi. Elif Bütün Hanım da geldi. sevdiklerimiz burada. Hoş geldin Elif'im. O yüzden de o yaştan, yani 11 yaşından itibaren, 11 yaşında ilk stüdyoya girdim. 11 yaşından itibaren küçük küçük rollerle, evetlerle, hayırlarla, yerli işlerle uzun süre yerli dublaj yaptım. Hiç orijinal yapmadım. Yerli filmlere dublaj yapılıyordu biliyorsunuz o Tabii zamanlar. tabii. Öyle başladım. Yani bir sürü çocuk yıldızı konuştum, zamanın çocuk yıldızını. Ben zaten aslında bunu soracaktım. Şimdi çocuklukta dublaja başladınız seslendirmeye. Buna yani izlediğim bir röportajınızda şey yani orada seslendirme stüdyosunda çok bekledim. Yani bu işe başlamak için bana bir seslendirme için rol versinler ya da işte seslendireyim bir kelime söyleyeyim falan diye. Buna kim ön ayak oldu? Yani nasıl keşfedildiniz? Çok merak ediyorum bunu. Hani bu keşfedilme süreci nasıl oldu sizde? Yani keşfedilmek şöyle oldu. Ben çok küçük yaşta tabii, yani 7 yaşında annemin elimden tutup beni çocuk saatine götürmesiyle çocuk saatine başlayıp TRT'ye de bizim oradaki hocalarımız bizi götürmesiyle TRT'ye adımımı attım. Ondan sonrası için derseniz bizim oradaki ustalarımız, yani mesela inanın hatırlamıyorum aslında, ama gene annemin herhalde kurduğu bağlantılarla piyasa dublajı, yani Yeşilçam filmleri dublajlarına götürüldüm ben. Ama rahmetli mesela şeyi hatırlıyorum, Ercüment Balakoğlu, rahmetli abim. O beni sağ olsun birçok stüdyoya götürmüştü. Çok küçüktüm yani, tabii yine 11, 12, 13 yaşlarındaydım. Birçok stüdyo benim elimden tutup götürmüşlüğü vardır. Rahmetli oldu kendisi. Onun dışında yani tabii ki o zaman her şey çok az ve her şey çok daha farklıydı. Ne oluyordu? Biz çok az insan olduğumuz için, az bir işlev olduğu için her seferinde beni tanıyor bir yönetmen. Oradan bir başka biriyle daha tanışıyorum. Oradan bir başka yönetmenle daha tanışıyorsun. Tabii ki öyle bir piyasa sürecimiz başlıyor ve piyasaya girmiş oluyoruz. Ama yani yerli çok farklıdır orijinalden. Oraya da geliriz nasılsa, ama ben öncelikle yerliyle başladım ve buna ön ayakta, inanın tam olarak hatırlamasam da, hani annemin yine elimden götürmesiyle, ondan sonraki süreçte işte o onunla tanıştırdı, o onunla tanıştırdı. Ben böyle ilkokul, ortaokul ve lise formalarımla stüdyolarda uzun saatler geçirdim. Çok Yani güzel. hiç konuşmadığım zamanlarda oldu. Hiç konuşmadım. Sadece ve sadece oturup izledim. Ve biz çok büyük ustalarla birlikte olduk tabii. Çok büyük ustaların yanında, yani yanında bile olamadım. Sadece uzaktan izleyebildim. Öyle şanslarımız oldu bizim. Yani ben Alev Sezler'i gördüm. Rahmetli Torun Karacaoğlu'nu ve Ceyhan Tüzüm, yani hepsiyle aynı o havayı soludum. Bu benim için çok büyük şans tabii. Gerçekten çok büyük şans demiştin sen. Aynen öyle. Alev Emre. Evet. Yani müthiş insanlarla, Müşfik Kenter'le aynı stüdyoda oldum. Ayşegül Devrim vesaire vesaire, birçok ustamla aynı stüdyoda
Hava aldım. Evet. Müşfik Kentir'in zannedersem şimdi dönemimizde, yani günümüzde özellikle 90 sonrası şu an günümüzde çok popüler olan ve çok sevilen seslendirme sanatçıları üzerinde çok büyük emeği var diye düşünüyorum. Çok mesela Günyol Bey de aynı şeyi söylemişti. Olmaz Müşfik mı? Kentir'in evet çok büyük emeği vardır üstümüzde diye. Tabii ki zaten o hocaydı biliyorsunuz Evet. konservatuvarda da. Yani ben onun öğrencisi değildim ama stüdyolarda onunla tanışma şansım olduğu için yerli zamanlarında. Yani ondan dinlediğimiz ufacık bir anısı bile ya da ufacık bir bize bir müdahalesi bile bizim için muhteşemdi, muazzamdı. Can kulağıyla dinlerdik. Bir şey olsa da söylese, konuşsa diye bizimle. Çok da fazla bizim konuşma şansımız olmazdı. Yani Elif benim aynı jenerasyon olduğumuz için çok iyi bilir. Biz sadece oturup şöyle uzaktan başımızı belki sallayabilirdik ustalarımız içeri girdiğinde. Onların yanında oturamazdık bile çoğu zaman yani. Çok Ya. güzel. Ben böyle kaptırdım kendimi, dinliyorum. Çok güzel. Ya iki konuşkan bir araya gelince çok güzel. Evet Dinliyorum ben. yani ben anlatırım sıkıntı yok. Baştan sona anlatırım Tamamen sıkıntı yok. istediğim bu. Evet, İşte, evet. bir de dublaj için hani şimdi bu gönül işi olduğu zaman daha çok daha istekli yapılır ve hani şimdiye kadar sizden evvel ben Elif Hanım'la, Elif Acıhan'la, işte Özden Ayıldız'la konuştuğumda onlar da aynı şeyi söylediler. Öncelikle bu gönülden gelerek yapılması gereken bir iş. Maddi kısmı ilk etapta arka planda bırakılıp ya da ikinci, üçüncü planda bırakılıp gönülden bu işi yaparsanız daha sonra bu işiniz para edecektir. Siz yani o kadar çok gönül verdiniz ki bunun için sporu bıraktınız. Sporculuğu bıraktınız, değil mi? Evet öyle. Yani şöyle ben 4 yaşında bale çok klasik bir kız çocuğu olarak baleyle başlayıp daha sonra vücudumun uygunluğu sebebiyle jimnastiğe yönlendirilmişim. Jimnastiğe geçtiğimde de profesyonel oldum uzun süre ve Türkiye'de şampiyonluk kazandım ve milli olmaya hak kazandım. Türkiye birinciliklerim oldu. Bir yandan spor yapıyorum. Bir yandan Yeşilçam filmlerinde oynuyorum. Küçük tabii ki yani Yeşilçam'ın o küçük çocuk yıldız olarak rol alıyorum. Bir yandan işte 11 yaşında yapabildiğim kadar annem dublaja götürüyor. Üçünü bir arada idare. Bir yandan da okumaya çalışıyorum, okuyorum. Zaman oldu ki gönlümün sadece ve sadece daha çok dublajla kalbimin çarptığını fark ettim. Ne oyunculuk. Spor aslında şöyle oldu. Bir yandan da bırakmaya biraz da mecbur kaldım. Çünkü spor bambaşka insan hayatını biliyorsunuz dolduran bir şey. Tamamıyla bir de ben jimnastik yaptığım için bizim 6 saat 7 saat idmanlarımız olurdu ve benim sadece ve sadece spor olması gerekiyordu hayatımda olamadı. Yani çok sevmeme rağmen bir yerde karar vermem gerekiyordu. Ama ben kararımı dublajdan yana kullandım. Yani turizm otelcilik okudum. Her ikizler burcu olarak Evet, biraz çok yönlü. fazla aynen öyle biraz fazla maymun iştahlı. Ya maymun iştahlılık da değil. Yani gönlüm nereye kayarsa onu yapmayı yeteneğim el verdiğince istedim. Yapmaya çalıştım. Ama hep her zaman dublaj oldu hayatımda ve asla da ondan vazgeçemedim. O başka Peki bir aşk. tabii geriye dönüp baktığınızda hani bazı anlar yaşadınız diyelim dublajda. Belki çok beklentinizin altında kaldı belli bir süre. Ya da işte tam işte istediğim rolleri alamadım. Hani insan hayatında olmuştur inişli çıkışlı dönemler. Sporu bıraktığınızda hani bir an olsun pişman olduğunuz bir an oldu mu? Ya keşke bırakmasaydım öbür tarafa geçseydim. Yani spora devam etseydim dublaj bana göre değilmiş dediğiniz bir an oldu Yok mu? yok hayır olmadı. Yani her zaman jimnastiği bıraktığım için çok üzgünüm. Her zaman hep gönlüm. Hatta çoğu zaman turnuvaları falan seyredemiyorum. O kadar üzülüyorum. Ama bir şekilde bilinçliydim bu kararı verdiğimde. Ve vermek zorundaydım. O yüzden de böyle bir karar verdim. Yani keşke ikisi aynı anda gitseydi, aynı zamanda gitseydi ama çok zordu. Çünkü dublaj o kadar vaktini alır ki insan dublaj büyük bir emektir biliyorsunuz. Oturacaksın, izleyeceksin, saatlerini vereceksin. Biz okuldan sonra gidiyorduk. Tabii ki çok doğal olarak okul saatinden sonra gidiyorduk.
Koşa koşa gidiyordum ve beni kovana kadar da ayrılmıyordum stüdyolardan insanlar. İşler bitene kadar da çıkmıyordum. O başka türlü bir aşk yani. Yapamazdım, olmazdı ikisi bir arada. Evet. Az önce yorumları okuyorum. Özlem Savaşeri, Özlem Hanım şey yazmış. Biz Pekcan Pekcan Koşar'a Koşar'ın bakamazdık bile. öğren. Tabii. Bakamazdık bile, o kadar utanırdık yani yarışta çekmek. Aynen. Kesinlikle. Pekcan Koşar, ben ona ne diyebilirim ki? Yani benim haddim bile değil. Onu yani hiçbir şey söyleyemem. Çünkü muazzam, ötesi müthiş. Ustaların ustası, rahmetli. Biz onunla düşünün, çocuk saatinde o, biz onunla aynı masaya oturup piyesler çalıştık. Biz onunla aynı masada masal hikaye okudum. Yani o beni dinledi, yorum yaptı vesaire. Yani müthiş tabii yani. Özlem, bu arada merhaba. Ben bunları duyduktan sonra sizi kıskanmaya başladım. Yani eskiler, yani tabii ki çok haklısınız ama şöyle, ben öğrencilerime de aynı şeyi hep söylüyorum. Tamam, biz çok küçük yaşta bu işe başladık. Çok şanslı bir dönemdi bizimki. Çünkü biz usta çırak ilişkisiyle yetiştik. Ama bir şey için de geç değildir. Her zaman aynı şeyi söylüyorum. Her zaman onları güçlendirmeye, yüreklendirmeye çalışıyorum. Hiçbir şey için geç değil. Her zaman eğer çok istiyorsanız yapamayacağımız hiçbir şey yoktur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Biz de onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz zaten. Aslında şimdi o dönemde dediğiniz gibi usta çırak ilişkisi çok fazlaydı. Tamam, bir iş yapıyorsunuz ama sürekli ustalarınız uyarıyor ya da yardımcı oluyor ya da takıldığınız yerde sizi belki cesaretlendiriyor. Çeşitli şekillerde bunları sınıflandırabiliriz. Günümüzde usta çırak ilişkisi çok fazla kalmadı bu sektörde zannedersem. Bunun sebebi nedir acaba? Şöyle, biz o zamanlar tulum kayıt denilen şekilde kayıtlara giriyorduk. Nasıldı? Yani şöyle, bir film alınıyor ve o film baştan sona kimler varsa o gün o insanlar oraya çağrılıyor. Başrol, işte yan rol, ikinci, üçüncü roller, figürasyon, rabarba, hepsi çağrılıyor ve hep beraber kayda giriyoruz. Öyle bir sistem oluyor ki kapılar açılıp kapanabiliyor biz içeride kayıttayken. Düşünün. Yerler halı. Yürürken ses yapmıyor ya da yani öyle bir sistemle yapılmış ki yürürken gıcır gıcır yapmıyor. Hatta kayıt durmuyor. Düşünün. İçeriye girip çıkarken. TRT'nin dışındaki stüdyolar. TRT'de duruyor ama orada kayıt, tulum kayıtlar oluyor. Nasıl oluyor? Yani biz orada ben giriyorum, konuşuyorum. Ustalarımın yanında. Ustalar oturuyorlar ya da işte ikisi ayakta kalıyor. İşte biz orada onlarla yani biz onların yanında konuşmuş oluyoruz. Ve biz onlardan tabii ki doğruyu yanlışı öğreniyoruz. Soru neydi bu arada? Ben şimdi buna Usta çırak ilişkisinin günümüzde olmamasının sebebi. Şimdi önceden vardı. Bu dediğiniz şekilde bu yapılıyordu. yüzden, bu yüzden işte. Şimdi artık tabii ki tek tek kayda giriyoruz. Neden? Çünkü artık sistem değişti, teknoloji değişti. Şöyle oldu. Biz artık belirli seans sistemiyle gidiyoruz. Saat 10'da ben gidiyorum. Bana bir saat veriliyor. 10, 11.30'da da benim diğer partnerim gidiyor, konuşuyor. İşte 12'de de Rabarba giriyor. 2'de de herkes ayrı ayrı saatlerde, ayrı ayrı seanslarda giriyor işine. O yüzden de kimse kimseyi görmüyor. O yüzden de usta çırak ilişkisi kalmadı. Yani siz geldiğinizde bir ustanızı, Ahmet merhaba, siz geldiğinizde ustanızı seyredemiyorsunuz. Yani seyredip isterseniz izleyebilirsiniz tabii ki. Şimdi benim öğrencilerim izliyor mesela stüdyolarda ustalarını, eğer gelirlerse. Ahmet Bey, evet, Ahmetciğim Ahmet merhaba. Beser. Hoş geldin. Ama şöyle, eskiden uzun saatler biz onlarla birlikte olabiliyorduk. Dediğim gibi baştan sona içeriye de beraber kayda girebiliyorduk. Ya da işte onları uzun saatler daha fazla görebiliyorduk. Onlar nerede hata yapıyor? Nerede duruyor? Nerede yanlış yapıyor?
hangi kelimeyi nasıl söyleyeyim, bir kelimeyi yanlış söylediğinde fark ediyor, aa o kelime böyle değildi, böyle söyleyeyim vesaire diye kendini de düzelttiği, yönetmeni de düzelttiği oluyor. Hep biz bunları görüyoruz tabii. Hep bize bunlar örnek oluyor, tecrübe oluyor. Şimdi öyle şansları yok tabii. Şimdi bir ustayı görmek için günlerce bekliyor arkadaşlarımız. Gelsin de o konuşsun da biz de onu izleyelim diye. Aynı anda stüdyoya giremiyorlar. Sadece reji odasından izleyebiliyorlar. O da hani usta ya da işte buraya gelen profesyonel seslendirme sanatçısı izin verirse, bazıları vermeye de biliyor. Rejide kimseyi istemiyorum diyor. Çocuklar izleyemeye de biliyor. Biz onun için işte başka türlü bir sistem geliştirip dışarıdan eğitim vermeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi Murat BJK, Murat abi şeyi sormuş. Diyor ki günümüzde bir Mümtaz Sevinç, bir Kamuran Uslar gibi ustaların çıkmamasının, yani bırakın çıkmayı, yaklaşacak birilerinin bile olmamasının sebebi nedir? Neden böyle ustalara benzer sesler ya da bu tarz kişiler bir daha yetiştiremiyor bu memleket? Yani çok genç jenerasyonda çok güzel, çok iyi, çok yetenekli sesler var. Aynı olamaz. Kesinlikle, yani aynı olacağını zaten hiç Yani ses rengi, yani aynı şöyle, yani aynı olamaz. Aynı ses renginde de olamaz. Aynı belki de aynı ustalıkta da olamaz. Ama şöyle, onlar da mesela Kamran Usrel kaç yaşındaydı biz onu tanıdığımızda ve nasıl bir ustalıkta biz onu tanıdık. Bizim gençlerimiz de şu anda genç ve o yaşa geldiğinde çok 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 daha usta olarak biz gene onlara ustalıkla ve hayranlıkla izleyeceğiz. Yani çok çok harika ve çok iyi yetenekler yetiştiğini düşünüyorum ben. Var, çok iyi yetenekler, çok iyi sesler var. Aslında belki de sorulmak istenen şuydu. Ben de bunu çok merak ediyorum. Sizin jenerasyonda dahil olmak üzere ve sizden önceki dönemler için söylüyorum. Seslerde bir karakter söz konusu. Yani ben izlediğimde filmi bu işte Elif Hanım'ın sesi, Bir Tanem Hanım'ın sesi, işte Ahmet Taşar'ın sesi, işte Uğur Taşdemir'in sesi diye Murat Şen'in sesi diye ayırt edebiliyorum. Sizin jenerasyon için söyledim. Ya da Daha Evveli'ni falan seyrettiğimizde işte Pekcan Koçar'ın sesi, Kamuran Uslar, Abdurrahman Palay. Yeni jenerasyonda galiba eksik olan bu seslerdeki belirgin karakteristik yapı. Bu eksik zannedersem. Benim de biraz gördüğüm bu. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Yeni jenerasyon. Evet. Ya aslında bu konuyla ilgili hani çok fazla fikrim olduğunu düşünmüyorum, biliyor musunuz? Yani şöyle, yeni arkadaşlarımızla ilgili. İnanın, Netflix'i açtığımda, Dijitürk'ü açtığımda tanımadığım bir sürü sesle karşılaşıyorum. Hiçbiri de yeterli değil. Hepsi de çok şiddetli yetersiz. Ne Türkçe anlamında, ne oyun. Elif de muhakkak buna katılacaktır. İnanılmaz kötü işler ve kötü dublajlar duyuyorum. Hiçbirini de tanımıyorum. Açık açık söylüyorum. Bana da soruyorlar. Ben de tanımıyorum açıkçası. Evet. Yani şunu kim konuştu, bunu kim konuştu? Tanımıyorum. Bunun tamamıyla yetişmekle, tamamıyla doğru eğitim almakla, işte ya tiyatro okuyacaksınız ya dublaj eğitimi alacaksınız. Bunlarla ilgili olduğunu, bunlarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Olursa eğer, doğru yerden başlarlarsa bak %100 Evet. katılıyorum diyor. Doğru eğitim alırlarsa, doğru yerden başlarlarsa onlar da seslerini farklı farklı kullanıp doğru oyunu verirler diye düşünüyorum. Şimdi Kesinlikle. teyzemin kızı, halamın oğlu, ben hep aynı şeyi söylüyorum. Komşumun çocuğu İbrahim deyip dublaja başlatılan, yeterli enerji emeği vermeden sadece sesin, ne diyor benim arkadaşım, sadece Bakalım. sesim güzel derlerse işte öyle olur diyor. Tabii yani Evet. ya akraba ilişkileriyle, konu komşu ilişkileriyle dublaja başlayan çok arkadaşımız olduğunu görüyorum. Vardı, daha önce de vardı. Hala da var. Ne biz onların elinden tutuyoruz, ne yardım ediyoruz. Önde de yardım edecek durumları var zaten.
Ne de onlar zaten doğru düzgün bir yere gelmeyeceklerdir. Çünkü Türkçeyi her zaman kötü kullanacaklar. Her zaman oyunları kötü olacaktır. Çünkü ne tiyatro eğitimi almışlardır ne de dublaj eğitimi almışlardır. Bunun bir eğitimi vardır. Ya usta çırak ilişkisiyle ya da bir eğitimle bu noktaya gelirsiniz. Ya da uzun 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 oturup aylarınızı vermeniz gerekiyor stüdyolarda. Buna da çok fazla izin verilmiyor artık. Zaten ustayı da izleyemiyorsunuz demin de dediğim gibi. O yüzden de kötü dublaj izlemeye devam edeceğiz biz. Az önce Yusuf diye bir arkadaşımız sormuştu. Siz şimdi değinince, dili güzel kullanmak konusuna değinince söyleyeyim. Diyor ki, diksiyon egzersizi yapılıyor mu? Eskiden olduğu gibi yeni diksiyon egzersizleri falan yapılıyor mu? Diye bir soru sormuştu. Nerede? Kendi kendimize evde mi yoksa Siz eğitim? kendinize Tabii eğitimlerde... olmaz mı? Zaten yani bizim verdiğimiz eğitimde diksiyon, artikülasyon, fonetik eğitimleri biz bunların hepsinin eğitimini veriyoruz verdiğimiz kurumlarda, eğitim kurumlarında. Öbür türlü zaten yani nasıl konuşması bir kere diyaframı nasıl kullanması gerektiğini bilmezse bir konuşmacı adayı, dublajcı adayı zaten yeterli performans ondan alamazsınız. Önce tekniğini öğretiyoruz, gösteriyoruz, ne yapması gerektiğini gösteriyoruz ona. Mikrofon duruşu, stüdyo kullanımı, mikrofon kullanımı, teksti nasıl tutarsın, işte E'leri, A'ları nasıl kullanırsın, hangi E açıktır ya da işte o ulamalar vesaire vesaire bir sürü eğitimden geçiyorlar, geçmeleri gerekiyor. Daha sonra da işte mikrofon stüdyo eğitimine alıyoruz. Onları içeriye alıyoruz stüdyoya. Ondan sonra da zaten biz o tekniği onlara öğrettikten sonra Viva'dan uçuruyoruz. Geri kalan onlara ait oluyor. Onlar da eğer gerçekten istiyorlarsa, iddialılarsa emek vermeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar. Gidiyorlar stüdyolara ve yani çalışmaya başlıyorlar. Peki, yani bu konuda tabii sıkıntı yaşayanlar da oluyordur. Yani oradan mezun olup da iş bulamayan ya da nasıl diyeyim, gittiğinde belki ona göre bir rol yok ya da işte arzu ettiği Yok, şekilde ona arzu göre ettiği. bir rol olmuyor zaten. Yani Hayır, şey bizim şu, ona verilen cevaptan hani sana göre rol yok kardeşim gibi bir cevapla da karşılaşabilir. Çünkü ustaları seyretmeye izin vermiyor diyorlar. Mesela yorumlarda okuyorum. Seslenme stüdyoları artık oraya girişlere bile izin vermiyor falan diye bir şeyler okuduğum için söylüyorum. Yani onlara verilen cevaplardan bahsediyorum. Bu tarz şeylerle karşılaşıyorlardır ama mezun olduktan sonra esasında biraz kendilerine hangi konuda yatırım yapmalılar ya da kendilerini hangi konuda daha da geliştirmeliler ki bir rol alıp oradan yürüyebilsinler. Ya yani şöyle yürüyebilir oldu. mi bilmiyorum ama bir rolle kalabilir. Doğru. Biz mezun ettiğimiz öğrencileri, okuldan mezun olan öğrenciler, diyelim ki bir stüdyoya gidiyorlar. O stüdyoda tabii ki onlara rol verilmiyor. Öncelikle hoş geldin, hoş bulduk bir tanışma dönemi oluyor. Öğrenciler orada oturuyor, izliyor. Eğer stüdyonun zamanı varsa, o anda o stüdyoda olan gerekli kişiler boşsa, müsaitlerse o öğrencinin sesini dinlerler, dinleyebilirler. Hani sen yeni gelmişsin, gel bir senin sesini dinleyelim diyebilirler. Onlar da içeri girerler ve bir rol konuşurlar. Sonra çıkarlar. Belki bir daha 3 ay boyunca evet bile diyemezler. 3 ay boyunca orada otururlar. Belki de o sesini dinleyen arkadaşımız, o Ayşe'nin, Fatma'nın, İbrahim'in vesaire çok beğenir performansını ve sesini. Ertesi gün ona bir rol yazar. Bu tamamıyla öğrenciyle ya da işte dublaj yapmak isteyen arkadaşımızla alakalı. Onun yeteneğiyle, performansıyla alakalı. Çünkü biz ona gereken her türlü tekniği gösteriyoruz ya. Ondan sonrası da işte onun kendini nasıl geliştirdiğiyle, ne kadar emek verdiğiyle, ne kadar istediğiyle alakalı oluyor. Ama hiçbir şeyin garantisi yok. Yani dediğim gibi 6 ay gidiyor oturuyor stüdyoya bir öğrenci ya da işte bir arkadaşımız neyse hani öğrenci dememdeki kasıt hani örnek olsun diye.
6 ay boyunca gidiyor, oturuyor, tek kelime etmiyor. Ama 6 ay sonra tık 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 belki de ona işler, yani o stüdyoda hani hadi sen de gir ya, sen 6 aydır oturuyorsun da denebiliyor. Ya da işte 3 ay oturuyor. 3 ayın sonunda artık değerlendirmeye başlıyorlar. Ya da gidiyor 3 gün sonra öyle bir şey denk gelir ki ya hadi sen de gir içeriye ya derler Rabarba'ya. Sonra bir şey olur, bir sesini beğenirler, ihtiyaç olur. Ve çalışmaya başlarlar onlarla. Umarım yani Yani hiçbir mezun şeyin olan garantisi yok. Bunun evet hani sadede yani gelecek olursa. bu işi hakikaten gönülden yapmak isteyen herkes umarım yani gönlünce istedikleri yerlere gelirler diye düşünüyorum. Yani tek Yani temennim. isterlerse eğer, gerçekten çünkü bu tamamıyla istemekle alakalı diyorum ya. İsteyeceksiniz, çalışacaksınız, emek vereceksiniz. Ondan sonra olur. Olmayacak bir şey değil. Çünkü biz de her zaman onu söylüyorum. Annemizin karnından dublajcı doğmadık. Biz de emek verdik, çalıştık, dinledik, izledik. Deneme yanılma yöntemiyle girdik, çıktık, girdik. Kovdular stüdyodan. Aylarca iş vermediler. Ama istiyorsanız, fırsatınız, emeğiniz, şeyiniz, zamanınız da varsa olmayacak şey değildir. Şu Arkaç 98 sen böyle konuş sabaha kadar izlerim hocam demiş. Sabaha kadar Teşekkür. konuşur Olur, sabaha kadar. Instagram izin vermiyor. musunuz? Şimdi orası yine sorulan sorulardan bir tanesi okuduğum az önce ismini İbrahim'di galiba yanılıyor olabilirim. Diyor ki ben de aslında bunu fark ettim. Günümüzde yabancı film seslendirmeleri neden Türkçeymiş gibi. Yani bundan rahmetli Nur Subaşı da bunu söylemişti. Diyalog şöyle geçiyor. İşte bir karı koca sahnesi. Adam şey diyor. İşte ben yaptığın işte kurabiyeyi çok beğendim diyor. Kadın da şey diyor. El cazımla yaptım diyor. Yabancı bir film dublajı. El cazımla yaptım diyor. Şimdi el El cazımla bizim cazım. Türkçe'ye özgü bir şey. Neden hani Bu orijinal filmde mi olmuş bu? filmde bu şekilde oldu diyor. Ama yani seslenen arkadaş bu şekilde seslendirmiş diyor. Ya da işte onlara verilen metinde bu yazıyor. Ama böyle bir çeviri yani bu çeviriden mi kaynaklanıyor bu sıkıntı yoksa dublaj yaparken seslendiren kişiden mi kaynaklanıyor? Yani yabancı film seslendirmeleri olsun ya da işte belgesel işte bu TLC gibi kanallarda günlük hayatı gösteren belgesellerde kişilerin seslendirmelerinde sanki onlar Türk insanıymış gibi hani Türkiye özgü şeylerle konuşuyorlar, kelimelerle konuşuyorlar. Bunun sebebi nedir acaba? Yani seslendiren kişiden mi kaynaklanıyor yoksa çeviren kişiden mi kaynaklanıyor? Yani çeviren öyle çevirmiştir. Hani o bir deyim kullanmıştır İngilizce ya da işte o orijinal dil neyse. Çeviren de ben bunu böyle çevireyim demiştir. Ama bizim orijinal dediğiniz için söylüyorum. Bunu seslendirdim böyle söylememesi gerekiyordu. Çünkü dediğiniz gibi bu bir Türkçe tabir. El cazımla yaptım. Hiçbir Amerikan ya da Tabii. Fransız ya da İtalyan, İspanyol filmine yakışmayacak bir üslup. Bu tamamıyla dublajcı ile alakalı. Yani dublajcının bunu bilip orada onu görüp değiştirmesi gerekiyordu. Umarım arkadaşlarımdan biri değildir de. Hayır, kim olduğunu bilmiyorum. İşte rahmetli Nur Subaşı bir programda işte Bediyaner'le beraber yaptıkları bir programda, bir konuk olduğu programda söylemişti. Hani örnek oradan geldi aklıma. Şimdi arkadaş burada soru sormuş. Melek Ece Yaparel. Az önce o da ben bir çevirmen olarak bütün kabahat üstüme alıyorum gibi bir şey yazmıştı bu Ana konuda. temayı takip etmiyorsa, konunun içine dahil olmuyorsa çevirme o zaman çevirirken çok zor olduğunu düşünüyor ama genel bağlamda sırıtabiliyor. Bence Evet. dublajcı yaparken bunu değiştirebilir eğer mümkünse. Aynen öyle işte, aynen öyle söylüyoruz biz de Melek Hanım. Yani Yakalayamadım. dublajcı bunu görüp değiştir. Yani atıyorum çok o anda konuşuyor konuşuyor konuşuyor, gerçekten tam konsantrasyon sağlamış. Ama onu gördü. O anda duracak. Durduracak kaydı ki bunu zaten yani ustalarımız, arkadaşlarım yapıyor. Bu ne ya? Hani el cazımla yaparım diye bir şey, ben böyle bir şey olmaz. Bu ancak yerli filmlerde falan olur. Ve değiştirilmesi gerekir. Yani
her şeyi çevirmene atmamalıyız bütün suçu. Peki bu hani şimdi günümüzde belki daha orijinaliteye sadık kalınmasını isteyen seyirci var ya da işte buna daha kıymet veren bir seyirci var belki. Biraz rahatsız edici gelebiliyor ama mesela 1950'lerde yabancı filmleri yerel deyişlerle, yerel yani Türkçe'ye özgü deyişlerle seslendirildiğin zaman yabancı filmler daha sempatik geliyordu. En basit örnek Laurel ve Hardy. Ferdi Tayfur onları seslendirirken tamamen Türkçe'ye özgü deyimleri kullanarak seslendiriyordu ve bu da sempatik geliyordu. Acaba günümüzdeki bu algı değiştiğinden ötürü mü bu oluyor yoksa o artık nostalji oldu. O da mı aynı şekilde irite edici geliyor insanlara bilemiyorum. Yani o bir nostalji, o bir başka türlü bir şey biliyorsunuz Laurel Hardy. O öyle olmuş ve çok az bu tip işler. Hatta belki de o tekti. Belki de tekti bu tarz bir işin yapılması o dönemde. O yüzden de o bir kültür, o bir klasiktir. O öyle kalır. Bu tarz bir şey daha olmuştu. Bu tarz bir şey daha var. Ben örnek bir tane daha vereyim. Jeyan Tüzüm'ün babası Necdet Mahfi Bey'in Toto seslendirmesi. Bu da aynı. Bir Rum yani Rum seslendirme yani o şekilde bir aksanla seslendirme yapıyor. Ve yine o Türkiye'ye özgü. Hani zannedersin işte İzmir tarafında bir işte Ege'de bir Rum vatandaşımızın konuşması nasılsa o şekilde seslendiriyordu ama işte yani o bahsettiği o rolün gerçekteki böyle bir şey yok. Yani orijinalinde He, böyle orijinalde böyle bir şey yok. sadece yerelleştiriyor ve insanlara da sempatik geliyor. Hatta ben tanıtımını Asterix ve izlediğimde Obelix, çok özür dilerim. Erkan yazdı. Erkan neydi? Asterix ve Obelix filmindeki Lazca Dublaj hakkında ne diyor? Aynen. Onu hatırlıyorum. Yani orijinalinde şimdi şöyle oluyor. Mesela orijinalde bir Fransız. Amerika'da bir Fransız aşçı diyelim. O aşçı tabii Fransız aksanıyla konuştuğu için İngilizceyi biz de onun dublajını yaparken biz hangi aksanla konuşacağız? Onlar da atıyorum Lazca ya da daha farklı işte Ermeni aksanıyla falan konuşturuluyor. Anca öyle olabilir diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Anormal konuya tuhaf geliyor. Yoksa normal eğer orijinalde böyle bir şey yoksa bunu komedi yani bunu niye yaparlar bilmiyorum. Elif'in bir fikri var mıdır bu konuda? Onu da bilmiyorum. Ama eğer orijinalde yoksa bizim dublajda bunu değiştirmemiz gibi bir şey söz konusu olamaz eskilerin haricinde, Ya eski ben klasiklerin haricinde. açıkçası geçmişte zannedersem bu dublajın Türkiye'de işte seslendirmenin ilk yapıldığı dönemlerde biraz daha kurumsallaşmadan yani işte Ferdi Tayfur ve Adalet Cimcioz'dan kaynaklanan bu kurumsallaşma henüz gelmeden zannedersem biraz daha rahat hareket edebiliyorlardı ve bunu halka o filmleri seyrettirmek için sempatikleştirmeye çalışıyorlardı belki. Ama işte günümüzde bu algı çok fazla değiştiği için orijinaline sadık kalmak adına hatta Türkiye'de işte dublajlı film seyretmiyorum diyen bir tayfa var. Ben bunlara şiddetle karşıyım. Altyazılı izlemek istiyorlar. Tamam izlesinler orijinal dilinde falan ama ben dublajın dünyada en iyi yapıldığı yer olarak Türkiye'yi görüyorum. O yüzden yani haksızlık etmelerini de istemiyorum bu konuda. Bir tercihtir o ayrı. Ama işte bu orijinalite merakı insanlarda zannedersem bu tarz bir algıya da yol açıyor diye düşünüyorum. Yani son 50 senede işte bu algı değişe değişe bugünlere geldi. İnsanlara biraz da irite edici olmasının sebebi bu diye düşünüyorum. Şimdi Elif'in dediği ilgi çekmek amacıyla yapıldığını söylüyor. Karadeniz aksanıyla O da konuşturmak olabilir. sayesinde onlarca haber yapıldı. Çok çok doğru. İşte budur. Yani tamamen ilgi çekmek. Merhaba Sedat, İzmir'den öğrencim. İlgi çekmek amacıyla yapılıyor. Dikkat çekmek amacıyla yapılıyor. İşte reklam olsun diye. Ama bir de şöyle bir şey var. Ona da eminim katılıyordur Elif. Orijinalde eğer Fransız, İtalyan aksanıyla konuşuyorsa İngilizceyi biz onu dublajını yaparken biraz değiştirebiliyoruz bazı işlerde. O oluyor. Onu yapabiliyoruz.
Anladım. Sizin Aa. yap siz... Buyurun. Yok, buyurun, okuyordunuz bir şey. Okumaya çalışıyorum bir yandan da. Okuyalım isterseniz. Yok, Şey, onu İlhan Özgürek şey mi? DVD dublajı değil ama TV dublajında yapıldı bu, Asterix için söylemiş anneden. Melek Hanım, ben çok beğenmiştim, o çok eğlenceliydi demiş. Yine Asterix dublajından bahsediyor anladığım kadarıyla. Türkçe dublajı. Yani altyazı ile ilgili konuşuyorduk az önce, siz onu söylüyordunuz. Şöyle, biz bu işi hakikaten dünyada yapan en iyi ülkeyiz. Kesinlikle. En iyi seslere sahip, Türkçe'yi inanılmaz iyi konuşan ustalarımız var, arkadaşlarımız var. Ve ben filmlerin altyazılı izlenmesine tabii ki karşıyım. Eğer iyi dublajsa. Her zaman şöyle söylüyoruz biz öğrencilerimize, ne olur iyi dublaj izleyin. Çünkü artık algıda seçiciliktir, biliyorsunuz, ayırt edebiliyorsunuz diyoruz. İyi kötüyü, iyi Türkçeyi, kötü Türkçeyi. Kötüyle kulağınızı kirletmeyin. Eğer çok kötüyse, gerçekten kötü işler de oluyor. Ama iyi işlerde lütfen dublajlı izleyin. Herkese tavsiyemiz o oluyor. Kesinlikle. Altyazıyla izlememeleri gerektiğini söylüyoruz. Yine de kendilerine kalmış. Nasıl isterlerse. Tabii şimdi seyirci ona baskı ya da işte İyi paşadan bir dublajı yaklaşım. kaçırmam, hiç affetmem. Evet, yani iyi hakikaten çok keyifli olabiliyor. Yani bir Sungun Babacan, bir Gülen Karaman, Müzik Ece Şansu, Elif Acehan, Aydan Temel. Ya Onları hatırlattınız mı? Müdrike Coşansu, yani saygı yani o benim müthiş. idolümdür. Tilbe Saran, onlar gerçekten benim. Onlardan bir film izlemek kadar keyifli bir şey olabilir mi? Özden Ayıldız harika seslerdir. Harika işler yaparlar. Murat Şen, Rıza Karaağaçlı. Yani çok Arda Aydın. Sezai Aydın zaten büyük ustamız. Yani o kadar harika ve o kadar İşte profesyonel arkadaşlarımız, ustalarımız var ki. saydıklarınızı hemen böyle gözümün önünden geçerken sesleri de kulağımdan geçiyor ve hepsinin hakikaten karakteristik sesleri var. Çok güzel. Hemen Aynen ayırt öyle. edilebiliyor. Hemen ayırt edilebiliyor. Hakikaten Aynen çok. öyle. Ama inanın bundan sonra da böyle olur. Yani biz bu jenerasyonun sesleriyiz. 30, 35 yıl, 40 yıl. Bundan sonra gelecek olanlar da var. Yani bizden sonra da gelecek olan arkadaşlarımız var. Hani biz layık değiliz. Hani sonsuza kadar yaşamayacağız ve Bekliyorum. kalmayacağız. Yani çok güzel genç seslerimiz var. Onların sesleri de konuştukça tecrübe kazanacak. Nasıl kullanmaları gerektiğini öğrenecekler. Ve onlardan da bir Elif Acayan çıkacak, bir Murat Şen çıkacak. Bediye Aynar çıkacak. Onlardan da çıkacak yani. Ben Aynılarını inanıyorum. ben zannetmiyorum. Aynıları tabii ki olmaz ama büyük ustalar çıkacağına inanıyorum. Bir İnşallah. 20 yıl içinde. İnşallah. Ya inşallah ben açıkçası hani bizim memleketimizde yapılan bu çok kaliteli işin yeni jenerasyonlarla, yeni nesillerle devam etmesi taraftarıyım açıkçası. Ya buna en çok memnun olacaklardan biri de ben olurum. Yani seviyorum çünkü bu işi. Hakikaten siz de çok güzel yapıyorsunuz. Çok İnşallah teşekkür ederim. öğrencileriniz bayrağı alıp devralıp devam edeceklerdir Ben inşallah. öyle olacağına inanıyorum. Çünkü çok istekli ve yetenekli arkadaşlarım, öğrencilerim var. Çoğuyla arkadaş oldum. Çoğuyla ahbap oldum. Hepsini çok seviyorum. Ve onlara inanıyorum ki gerçekten iyi profesyoneller çıkacaktır. İnşallah. Buna Yine uğraşıyoruz biz de zaten. Yani çok özür dilerim, lafınızı tabii. kesiyorum. Yok, Şöyle estağfurullah. oluyor. Şöyle oluyor. Zaten atıyorum 20 kişilik bir sınıfta 20'si birden ben dublaj yapacağım. Dublajcı olacağım. Bu işte bir numara olacağım diye gelmiyor. Güzel konuşmayı öğrenmek için gelen oluyor. Diksiyonumu düzeltmek için gelmek istiyorum diyen öğrenci oluyor. Dublaj yapmak istiyorum diyen öğrenci oluyor. İşte avukatım, çıktığımda çok rahat konuşmak istiyorum diyen öğrenci oluyor. Yani çeşit çeşit öğrencilerle, arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Hatta şöyle oluyor. Ben bu işi yapacağım diye geliyor. 3 ay boyunca bizden o eğitimi alıyor. Daha sonra diyor ki ben bu işi yapmak istemiyorum, yapamayacağım diyor.
Onlarla Nasıl da olduğunu gördüm. karşılaştım. Aynen. Yok, bu kadarını beklemiyordum. Bu beni çok zorladı. Ben bunu yapamam, yapamayacağım. Daha çok hafife almışım deyip giden arkadaşlarımız da oluyor. Evet, bu bir hastalık bizim memleketimizde, sadece seslendirme ile alakalı değil. Yapılan her iş, en basit örnek hep verilir, bisiklet kullanmak çok basit alınan bir iş. Ama belki yani en az bir 15 gün falan çalışması gerekiyor arkadaşım bisiklet kullanabilmesi için. Bir çocuğun özellikle öyle söyleyeyim. İki Ne tekerlekli. kadar dediniz? En az Ne bir kadar? 15 gün, en az bir 15 gün bu iki tekerlekli bisiklet için çalışması 10 gerekiyor. gün. Ama işte her şeyi basite alıyoruz. İşte seslendirme de öyle. Aa, ben de yaparım. Biraz mesela birazdan soracağım, sorularım arasında taklit yapılıyor diye küçümseniyor. Yani dublaj aslında bir taklit yeteneği mi? Ben öyle olmadığını düşünüyorum açıkçası, ama sizin de bu konuda görüşünüzü merak ediyorum. Hep bu şekilde küçümsenen bir şey var, yapısı var. Fakat gelip oraya gördüklerinde, ya da işte sizin eğitimlerinize katıldığında, ya da bir ustayı izlediğinde, nasıl yapıldığını anlattığında, terimlerle şunla bunu, ve zor olduğunu, hakikaten emek yani verilen emeği karşılığını yani alabileceği emeği veremeyeceğini görecektir arkadaşlar. Biliyorum yani böyle bir şey olduğunu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bizim evet tabirimiz budur. Biz taklitçiyiz, taklit yapıyoruz. Ama biz o komedyen kimdi? Ata Demirer mi? Neydi adı? Biz Ata Demirer değiliz ki. Yani biz sesi taklit etmiyoruz. Biz insanı birebir taklit et. Yani biz onu taklit, biz tavrı, duyguyu, oyunu taklit ediyoruz. Biz onu, o ne yapıyorsa onu yapmak durumundayız. Biz Bülent Ersoy'u taklit etmiyoruz. Hani onun sesini çıkartmaya çalışmıyoruz. Anlatabildim değil mi demek istediğimi? Biz Ben oyuncunun çok oyun yani hani Ata Demirer, değil mi? Doğru mu söyledim? Ne dedim? tabii Bir tabii şey dedim mi? Ata Heh, Demirer, doğru. aynen. Yani biz Ata Demirer, hani biz bir taklitçi değiliz. Biz taklit ediyoruz. Biz oyunu taklit ediyoruz. Biz onun yaptığı tavrı, duyguyu taklit ediyoruz. Neden taklit ediyoruz? Taklit etmezsek yapamayız. Çünkü biz duble ediyoruz. Oyunu, onun oyununu veriyoruz. Biz ona dublaj yapıyoruz. O bir oyun oynamış, rol yapmış. O bir aktrist, aktör. O ne yapıyorsa biz de onun tavrını vereceğiz. Sesimizle onu taklit ediyoruz. Sesimizle onun tavrını yapmaya çalışıyoruz. Taklit demekten ziyade mikrofon oyunculuğu denmesi hoşuma gidiyor. İşte yani işte mikrofon oyunculuğu zaten bu, ama biz taklit ediyoruz. Mikrofon oyunculuğu budur. Taklit etmektir. Tabii buradan da şuraya doğru gidiyoruz. Oyunculuk yeteneği olmayan kimse bu işi çok zor yapar. Yaparsa da, ben yapabileceğini düşünmüyorum ama yaparsa da çok zor. Yani Oyunculuk yeteneği olması gerekiyor, evet. Yani bir oyun içinden bir oyuncunun yaşaması gerekiyor, içinde bir oyuncunun yaşaması gerekiyor, ama oyunculuk eğitimi alması şart değil bir seslendirme ve dublajcının. Yani bir tiyatro yapması, illa sen tiyatro konservatuar okuyacaksın ya da tiyatro yapman, ya da sen tiyatrocu değil misin, dublajcı olamazsın diye bir kuralımız yok. Ama oyunculuk yeteneği olması gerekiyor ki sesinde de o oyunculuğu çıkartsın. Mikrofon oyunculuğu işte dediğimiz. kesinlikle yani oyuncu olarak nitelendirilmesi için tabii oyunculuk. Nitelendirilmesi için, doğru. Ya öbür türlü o oyunu mikrofon başında da veremez. Ama bunun için konservatuvar mezunu olmasına gerek yok. Bir oyunculuk eğitimi almış olmasına gerek yok. İçinden biliyorsunuz bu yaratılışta vardır. Hani sen az oyuncu değilsin. Daha çocukluktan vardır bu, biliyorsunuz. Bununla alakalı Yeşilçam'da çok bilinen bir oyuncuyla alakalı örnek vereyim. Talat Artemer, kendisi ben araştırdım. Aslında oyuncu olmadan evvel ne konservatuvar ne bir eğitim, hiçbir şey yok. Ama kendisi itfaiye eriymiş. Muhsin Ertuğrul'a ulaşıyor, Muhsin Ertuğrul'a gidiyor ve Muhsin Ertuğrul'a ben oyuncu olmak istiyorum diye söylüyor. Muhsin Ertuğrul ciddiye almıyor kendisini. Bu birkaç sefer bu şekilde oluyor ve en sonunda bir tiyatro oyununda görev veriyor kendisine. Ve o kadar güzel oynuyor ki Muhsin Ertuğrul ondan sonra hani o dönemin jönlerinden biri olarak sürekli rol veriyor kendisine. Ne bir konservatuvar ne başka bir eğitim, hiçbir şey yok. Bildiğiniz hiç alakasız bir şekilde itfaiye görevlisi.
Ama E tabii. içinde yetenek olunca Hı. böyle neticeler çıkabiliyor Ya ortaya. öyledir zaten. Düşünsenize hani çocukluktan gelir bu. Aile keşfeder. Öyle bir oyuncudur ki öyle bir şey ne bileyim taklit yapar, oyunculuk yapmaya çalışır falan. Ne yapar sonra aile ya da kendi içinden öyle bir şey gelir ki ben tiyatro okumak istiyorum deyip zaten sonunda da tiyatrocu olur. Hani bu direkt böyle olduğunu düşünüyorum. Bunu. İçinden geliyor. Doğuştan, yaratılıştan gelen bir şey bu. Kesinlikle. Oyunculuk. Şey soracağım. Az önce işte ilk bir küçük bir rol konuştum demiştiniz. Hı. O rolün ne olduğunu hatırlıyor musunuz? İlk rolü mü? Rolünüz ve bir de ilk önemli rol. Hani uzun diyebileceğimiz. Onu hiç hatırla. Yani ilk stüdyo, ilk Yeşilçam Orhan Gencebay'ın kızına evet dedim. Orhan Gencebay'ı Orhan Gencebay'ın filmiydi. Yeni Stüdyo diye bir stüdyo vardı eskiden. Elif çok iyi bilir. Beyoğlu'nda. Bütün bu Yeşilçam filmlerinin yapıldığı stüdyolardan biriydi o da. Orada oraya gitmiştim. Evet dedim orada. Orhan Gencebay. Ama ilk uzun filmimi inanın hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Ne zaman konuştum, ne konuştum, kimi konuştum? Asla hatırlamıyorum. Ah ah demiş Elif. Ben açıkçası bu konuda ümitliydim. Gerçekten mi? Hatırlamıyorum. Gerçekten. Yani Ben sinema hatırlayacağınızı düşünmüştüm açıkçası. yok Böyle mümkün yok değil. Nasıl hatırlayayım? böyle Çünkü baskı altına almak gibi bir şey sesli aşağı öyle bir şey değil hayır. ama hani zihnimde yok soru yazılarken dedim ki ya, bir tane bunu kesinlikle hatırlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü siz geçmişe dair paylaşımlar da son zamanlarda yaptığınız için yani görüyorum. Ah onları sormayın nasıl yapıyorum. Yani onlar sağdan soldan yardım olarak her perşembe yapmaya çalışıyorum. Annemden yardım alıyorum. İşte eski kasetleri vesaire oraları buraları karıştırıyorum. Şöyle o şimdi benim 33. yılım bu meslekte. O maşallah. 33 yıl önce düşünün hadi on, yani orijinal diye düşünelim. Orijinalle ne zaman başladığımı bile hatırlamıyorum. Hani hangi orijinal filmde konuştum? Hangi stüdyoda konuştum onu bile hatırlamıyorum. Çünkü işte 12, 13, o 12 diyelim. Hadi 11, 11, 12 o yaşlarda başladığımı düşünürsek tek tük tek tük hiç hatırlamıyorum. Keşke hatırlayabilseydim. Ne büyük hatıra olurdu benim için. Evet çok güzel olurdu. Yani. Hatta ben o rolü bulmak için de bayağı bir çaba Ya keşke. Yok ben gösterirdim. hiç tavsiye etmem. Bulamasam İstemezdim. Ben onu ortadan kaldırırdım bile. Ben şey yine sizin bir röportajınızı seyrederken şunu sormak istiyorum. Böyle bir ifadenizle karşılaştım da belki şaşıracaktır arkadaşlar. Korku filmi seslendirmesini sevmiyorum demiştiniz. herhalde. Korkuyorum çünkü. Sizin doğum gününüzde bir korku filmi dublajı yaparken bir video paylaşmıştım. Orada çok beğenilmişti. Hatta işte gelen mesajlar çok güzel yapmıyor mu? Hakikaten çok başarılı şeklinde. Bu kadar başarılı yaptığınız bir şeyi neden sevmiyorsunuz? Bir de sevmediğiniz ya da ne bileyim bu tarz hani antipatik bulduğunuz diyelim. Bir şeyi bu kadar güzel nasıl yapabiliyorsunuz? Ben Ha, şahsen yapamam. o tamamıyla profesyonellikle alakalı. Yani çünkü o stüdyoya girdiğimiz anda biz ne konuşacağımızı bile bilmiyoruz. Elimize teksti veriyorlar. İçeriye giriyoruz. Rolün adını söylüyorlar ve biz o anda kayda giriyoruz. Hatta elimize artık tekst de vermiyorlar. Monitörden okuyoruz biliyorsunuz. Hatta o filmin korku olduğunu bile söylemiyorlar. İşte rolün adını söyleyip giriyoruz filmi. Bugün korku filmi diyelim. Korku filmi konuşmayı sevmiyorum. Bir de çok nidalı oluyor biliyorsunuz. İşte dakikalarca kız koşuyor. İşte yok çatıdan aşağı bakıyor 10 dakika. İşte oradan arkadan canavar geliyor. Hayaletler falan filan. Stüdyoda tek başınasın zaten. Zaten korkarım. Gayet gerilim bir ortam oluyor benim için. Sevmiyorum. Manasız ya çok enteresansa eğer film belki beni sararsa
olabilir ama hani hiç bugüne kadar böyle acayip güzel bir korkuydu ya dediğim bir korku filmi de olmadı. Hayatımdaki en korktuğum, belki de çok küçükken izlediğim içindir. Şeytan filmi vardır ya biliyorsunuz. Klasik film. İzlediğim ilk korku filmiydi. Ve o günden beri de bütün korku filmlerinden korkarım. Dün gece Ben izledim, gerçi bir tane iyiydi. ben de açıkçası korku filmi seyretmiyorum, sevmiyorum, korkuyorum çünkü. Yok hiç yani tarzım değil, korku ve bilim kurgu hiç sevmem açıkçası. Yani bu konuda örtüşmüş olması hoşuma gitti. Bir de şey soracağım. Yani işin şeyine gelecek olursak neticesine her şekilde istesek de istemesek de sevsek de sevmesek de içeriye girdiğimizde konuşmak zorundayız. Kesinlikle. Rolümüzün hakkını vermek zorundayız yani. Bu konuda az önce adı geçtiği için söyleyeyim. Sungun Babacan Usta şöyle söylüyor. Diyor ki bizim kesinlikle diyor o rolü, seslendirdiğimiz rolü sevme, beğenme ya da beğenmeme hakkımız yok. Bu seyircinin görevi. Biz işimizi yapıyoruz. O role sesimizle hayat vermeye çalışıyoruz. İnsanlara aktarmaya çalışıyoruz. En iyi şekilde yapalım. Çok düşük bütçeli bir film olsun, çok yüksek bütçeli bir film olsun. Aynı şevkle, aynı heyecanla biz onu seslendiriyoruz. Ama o rolü beğenip ya da beğenmeme görevi bizim değil. Seyircinin. Biz sadece işimizi yapıyoruz diyordu. Hazır sizin ismi geçmişken konuyla alakalı. Sumun abim dediyse öyledir zaten. Bu arada bir saniye Yücel arkadaşım selamlarımı yolluyorum. Burada kendisi. Şeyden de burada. Hepinizi öpüyorum. Şöyle tabii ki öyle. Ama sevdiğimiz roller oluyor, sevmediğimiz roller oluyor. Bağlandığımız roller oluyor. Yani bağlandığımız derken çok hoşumuza giden, etki altında kaldığımız roller oluyor. Etkisinde kaldığımız roller oluyor. Ah keşke bir daha konuşsam dediğimiz roller oluyor. Ama gene de dediğiniz gibi işin sonunda seyircinin beğenmesi en önemlisi. Kesinlikle. Sizi dinleyenlerin beğenmesi en önemli. Şimdi bu korku filmi meselesi sevmiyorsun. Peki sizi hangisini daha çok seviyorsunuz? Animasyon, romantik, aksiyon, işte fantastik. Hangisini seslendirmeyi Yani çok seviyorsun? animasyon çok keyifli. İnanılmaz keyifli oluyor. Çünkü sesini renkten renge alıyorsun, koyuyorsun, götürüyorsun. İstediğin gibi oynayabiliyorsun. Çok keyifli oluyor. Romantik filmler, hani klasik bir kadın olarak romantik filmleri seviyorum tabii. Gayet klasik. Ama en çok tabii animasyon seviyorum. Animasyon. Özel bir şey var mı? Rol var mı? Hani şunu çok... Şey de seviyorum ben. Psikolojik de seviyorum. Psikolojik filmleri de seviyorum. Yani mesela otistik bir kadın konuşmuştum, Temple Grandin. Müthiş bir filmdir o. O kadar etkilenmiştim ki onu konuştuğumda. Çok da hoşuma gitmişti, çok da güzeldi. Bayılmıştım o filme. Gerçek bir hikayedir o. O tarz filmler de hoş oluyor. Çünkü çok zorluyor sizi. Çok şiddetli performans gerektiriyor. İçine alıyor. Hiç ara vermeden konuşmuştum o filmi. Hiç çıkmamıştım stüdyodan. Çok keyifliydi. Fantastik filmlerde hiç seslendirme yaptınız mı? Fantastik filmler, böyle Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi Harry tarzı. Potter yaptım. Harry Potter, Yüzükler Yok, bu Efendisi'nin tarz bir şeyde. yaptım. Ya yani Harry Potter'da konuştum. Ama ne konuştum bilmiyorum gene. Hatırlamıyorum. Bin, ya, şey, pem, pe, pe, pem, yani pembe panter ama o fantastik sayılmıyor herhalde. Sayılıyor mu? Aslında sayılabilir Yani. yani. Yani hikaye olarak evet çok çünkü Beyoncé'yi bu arada gerçekliğin biliyorsunuz. ötesinde Beyoncé'yi konuşmuştum. Karayip Korsanları da aslında fantastiktir ki tabii ki fantastik. evet. Zaten işte orada Keira Knightley'i konuştum. Böyle onlar var aklımda olanlar. Anladım. Şu anda bizim yaklaşık Harry Potter'da konuşmuşum işte. Evet. ilk Serra, evet. yani Fransız Fransız aksanlı aksanı. konuşmuşum. İşte Ben Harry Potter'ı biliyorlar. hiç seyretmedim. O yüzden hani Öyle mi? vakıf değilim ona. Evet. Yani bilmiyorum hiç hitap etmedi bana. Yani izleyemedim. O yüzden hani vakıf değilim. O Teşekkür yüzden de ederiz Serra'ya bu arada. evet teşekkür ediyoruz. Biz birinci saatin sonuna geldik. Ben kapatıp yayını tekrardan açacağım. Öyle mi hiç? Nasıl geçti anlamadım. Tamam, Bu böyle peki. gider 3 saat olacak gibi geliyor. Eyvah. Tamam. Ben kapatıyorum tekrardan açacağım.
Tamam. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.